Nasıl buldun ana yemeği? Buyur yorumunu yap Hatice Hanım. Ana yemeği fırında mı yapıldı? Dışarıda fırında mı yapıldı? Çok evet. Üzüldüm. Çok biraz daha sesli alabilirim. Dışarıda fırında mı yapıldı? Evet. Dışarıdaki taş fırında yapıldı. Taş fırında yapılmasına rağmen sert. Çiğnedim. Lokum gibi ağzımda ezilmedi. Naciye Hanım bu eti kıskandınız, o yüzden sert diyorsunuz. Büyük kıskançlık. Naciye Hanım resmen dünün acısını çıkarıyorsunuz. İnadına bu yorumu yaptınız. Bu etin sert olma imkanı yok. Çünkü bu dana sırt. Ben de dana sırttan yaptım ama benim kendim kuruttum ben. Yani senin ağzını açtığım için bir daha bakıyorum. Yemeğin çok güzeldi. Ben dün de söyledim ama sen kuruttuğun için büyük bir hataya girmiş oldun. Ama bu etin pişmeme imkanı yok. Yarım saatte bile pişer. Ve bir saati geçkin fırında kaldı. 1 saat 15 dakika. Evet Adife az önce şaşırdı. Niye şaşırdın Adife? Sert demesine çok şaşırdım Naciye Hanım'ın. Kendi eti sanki çok yumuşakmış gibi. Bu ete sert dedi. Hayır çok güzel pişmiş. Sadece içinde biberle domatesi görmek isterdim. Lezzeti mükemmel. Dur yorumuna geleceğim. O direkt otomatik değil. Yani Naciye Hanım'ın yorumu sana saçma mı geldi? Kendi eti eğer yumuşaksa bu ete sert diyorsa kendi bak öne sürdün değil mi Kadir Bey? Ben kendi şeyimin azizliğine uğradım kendi dedim. Kendi daha çok sertti bu. Gayet ben güzel. Bir şey demedim. Bak bu taş fırında piştiği için şöyle aldığımız zaman. Sulu bile. Tamam sulu bak çok katılıyorum. Lezzetine hiçbir şey demiyorum canım. Lezzeti çok güzel. Naciye abla taş fırında piştiği halde. Piştiği halde evet. Taş fırında bundan piştiği halde. Bundan fazla dağıldığında da et lime lime olur. Yani bu tanelik olmaz kaybolur. Aslında tam ayarında olmuş benim için. Hatta ben az kaldığını bile düşünmüştüm ama açtıktan sonra tam ayarında olduğunu düşündüm. Peki Naciye abla fırın konusuna gelelim. Senin için büyük bir problem mi fırında pişmesi? Dışarı fırında pişmesi. Yok dedim süre zarfının içinde olursa dedim Kadir Bey büyük bir sorun yok dedim. Ama dedim evinin içinde görmek isterdim ben dedim marifetini. Zaten evet kabul etmedim gibi. Ben kesinlikle kabul etmem dedim. Yani neden? Çünkü dışarıda daha lezzetli oluyor. Yani lezzetli. Daha dışarıdaki fırınlarda fırının ağzına veriliyor bu zaten daha lezzetli oluyor. Ama evimizin içinde yaptığımız fırınlarda daha bir tabii ki elektrikli fırınla taş fırın bir olmuyor. Peki taş fırın lezzetini alıyor musun? Taş fırın lezzetini alıyorum evet. Biz evimizde de yaptığımızda zaten onu evdeki fırında yapmıyoruz. Ben de evde yapmıyorum zaten şey için olduğu için. İşte bunu göze almak lazımdı. Ben göze aldım. Taş fırına da götürdüm. Yani keşke sen de götürseydin. Evet. içinde. Evet, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Peki Naciye ama sen dün niye gitmedin taş fırına? Ben su böreği açtığım için Kadir Bey. Su böreğinden dolayı mı? Evet su böreği açtığım için yani onun yetişemeyeceğini düşündüm. Yoksa götürür getirirdim de yani fırınımızda çok uzak değildi. Ama süre zarfının içinde benim su böreğim vardı artık. Hatice Hanım'ın menüsü sana göre daha hafif olduğu için köftem vardı yuvarlama, köfte yuvarlaması, onun arkasına yağlama, açma, su böreği açma. Yani nevzine bastırma bunların üzerine yani ben fırına çıkıp gidemezdim. Gidebilirdiniz ki ben süremin dışında arabaşı hamuru yaptım. Süremin dışında. Sürenin dışında yaptınız. Pardon süremin içinde yani menünün ekstra dışında. Olarak menünün dışında arabaşı hamuru yaptım. Çünkü menünüz hafif. Benim hafif. Menünüz peki hafif. Nasıl hafif? Hafif. Hep salata tarzı peyniri yok salatamda zaten. Bak, bir şey söyleyeyim mi? Salatalar ekstra şu anda. Ama eğer sizin menünüzle kıyas ediyorsanız benim salatalarım ekstra fazla olarak görüyorsunuz evet fazla. Bunların hepsi zaman. Bunların hepsi dakika biliyorum. Biliyorsunuz. Zaman. Dün siz yarıştınız. Tamam zaman biliyorum da. Ve ben o zamanın içinde benden hamur istediniz. Ben hamur yaptım. Fırına gittim, geldim yani. Demek ki olabiliyormuş. Evet siz de böyle kaçtınız. Ben hafife almıyorum. Börek basit açtım, demiyorum evet, ama siz de benim menüme basit diyemezsiniz. Peki salataları ekstra olarak kabul ediyor musunuz? Soğan söğüşü bunu. Soğan söğüşü ya yakıştıramadım mor yani. Mor lahanası yakıştıramadım. Yani ekstra olarak görüyor musunuz? Ekstra yaptım. Ekstra yani göz almış yapmış Kadir Bey zaten bunu. İşte zaman yani bu bir zaman bununla uğraşı doğruyorsunuz yani haşlıyorsunuz yoğurdunu yapıyorsunuz ya bunların hepsi bir zaman. Ama bunun yerine bu salatanın yerine şuraya güzel bir cacık yapsaydınız. Bak yeşil salata gerçekten bunun yanına gitmez. Cacık da takılıp. Marul, göbek yani. Salata. Göbek salata ve de peynirli. Evet. Yoğurtlu. Peynirim de yok bu arada. Peynir yok mu onun için? Evet yok. Aa. Evet ona peynir gelmemiş. Tam Naciye ablanın önüne geldi. Getireyim. Yok getirmenize gerek yok. Zaten yoğurttan yediğim için peynirden almam canım. Tadına da baktım. Sosu eksik olmuş. Sosu. sos evet. Sonradan üzerine ilave ettim evet. Sosunu. Hepsini harmanlamadım çünkü bu salatada benim yediklerim de öyleydi. Ve yediğim her et yemeğinin yanında ben bu salataya gittiğim her yerde isterim. Peki Naciye abla menüyü tam anlamıyla uyumlu buldu mu şu an ana yemeği, salatayı? Uyumlu bulmadım Kadir Bey. Ben katılmıyorum. Gayet uyumlu bir menü. Ve hepimiz de Kayseri içerisinde böyle bir et yemeği geldiği zaman yanına bu pilav gelir. Evet bu benim ekstram ama böyle bir salata da gelir yanına. Cacık gelmez yani. Evimizde yaparız cacığı ama şu menü gelmez. Şu menünün yanında cacık gelmez. Yeşil salata da, göbek salata da gelmez. Gelir. Peynirli göbek salata gelir. Da gelmez. Gelmez. Et yemeklerinin gelmez. Yanında yemeyen var mı göbek salatayı? Hı? Et yemeklerinin yanında. Ben et yemeğinin yanında zaten yemem. Yapmam da yani. Bak yemezsiniz ayrı bir durum. Yemezsiniz yani sevmezsiniz yakıştırmazsınız. Peynirli ama göbek salata yapılıyor mu? Evet. Ya ben peynirsiz Kadir Bey. Peynirli diye değil ama. Hani yağlamanın yani. Yanına nasıl salata. Soğanı yakıştırmadıysa. Yağlamanın yanına nasıl soğanı yakıştırmadıysam. Bu menüye de o göreceyle ben yakıştırıyorum, size de ikram etmek istedim. Ellerinize soğanı. Sağlık, emek vermişsiniz. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Beğendin mi yani? Şu anda biz bundan ne çıkarmalıyız? Beğendin mi ana yemeği, pilavı? Ana yemeğin lezzeti çok güzel olmuş Kadir Bey. Lezzetine diyecek lafım yok. Peki pilavı beğendin mi? Pilav aldım tadına baktım. Tane tane duruyor da kırılmış mı pilavın? Yok. Sanki kırık kırık bakar mısın? Yok, yani baldo pirinç kullanılıyor. Aralarda kırık var, evet. Kırık o var yani. Karıştırmaya kaynaklı olabilir. Çok karıştırmışsınız galiba pilavınızı. Son dakika mecbur ısıtırken karıştırmak zorundayım. Yani tamam servis yaparken de son dakikada evet. Da kırılan bir şey değil bu ama. Bu tam piştiği anlamına değil. Kavrulurken gelir. Kırmışsınız bunu. Hayır kavrulurken peki Naciye abla, Hatice Hanım eleştirilere bugün açık mı? Açık değil Kadir Bey. Yok gayet açığım. Güzelce eleştiriyoruz. Daha ne yapacaksınız? Açık değil. Peki afiyet olsun. Adife sen nasıl buldun ana yemeği? Fırına gitmesi senin için problem mi? Hayır hiç problem değil. Tam aksine Rix almış, göndermiş, götürmüş. Lezzetli. Ama içinde biraz biber ve domatesini ister, görünmesini isterdi. O taş fırında piştiği için erittin o. Biraz daha büyük doğrayabiliriz ama lezzetine hiçbir sıkıntı yok. Naciye Hanım'ınkini sert bulmuştum. Kendisi de sert buldu bu eti ama hayır katılmıyorum. Çok yumuşak, çok güzel. Sulu kalmış. Pilava geldiğimde pilav güzel ama yeni bahar katmadınız herhalde. Tarçın kattınız. Bu zaten tam bir iç pilav değil. Tam iç pilavda ciğer falan da konuluyor. O yüzden ben iç pilav yazmadım menüme. Bu sadece yani... Ama yeni bahar, tarçın, kimyon, kuş üzümü, o tam evet, fıstık, o iç pilavda oluyor. Hı -hı. Ama ben bu pilava sadece karabiber ve tarçın atıyorum. Evet, tam yeni baharda katsaydınız daha güzel olurdu. Şu an sadece bir tarçın tadı alıyorum. Evet. Bunu sadece mayonezle yaptınız sanırım. Mayonez ve süzme yoğurt, evet. Süzme yoğurdun tadını pek alamadım ama mayonez ağırlık geliyor. Ben bunu yorumlamadım. Zaten olması gereken ama mayonez ağırlıklı gelir. Süzme yoğurt biraz ekleme yapılır. Etin yanına da mayonez yakıştırmam. Yoğurtlu olsa daha güzel olurdu etin yanına. Peynirli göbek salatasını sosu az buldum. Sosun var. Hı hı. Ama az önce dedi ya normalde yediğimizde de çok fazla sos koymuyorlar evet, içine. Sonradan bunların üzerine yani sosun bu salatanın üzerine sonradan gezdiriliyor. Zaten etin harmanlanan da, bir salata etin değil. Etin yanına da peyniri yakıştıramıyorum. Normal salata yapsaydınız olabilirdi. Ama eksi bir. Şimdi ortak bu menüye basit olmuş. Deyip de benden cacık istemeniz. Hayır ben cacık istemedim, söylemedim. Ve normal bir salata istemeniz çok garip. Bu söz alabiliyor muyum Kadir Bey? Buyurun. Söz alabiliyor muyum? Cacık deyip bana değiniyorsunuz ya. Şu olmayıp, şu olsaydı kabul ederdim. Boş kalsın istemedim. Heh, kabul ederdim. Zaten bu, bakın. Hayır, salata olmasaydı bak, diyor. Şu olmasaydı mor lahana. Olup şu şekil olsaydı menümüz ama salatasız da kabul ederdim. Ama bu da yani salata şeyine göre. Giriyor bak. Yoğurtlu ama bu meze. Salata, salata meze değil, tamam. Meze. Yani ama dediğim gibi bak, bir güzel bir çoban salatası da yapabilirdiniz. Mesela cacık da yapabilirdiniz bunun yanına. Evet yapılabilirdi. Naciye abla cacık istiyor. Kadına bir cacık yapsın. Cacık şöyle içim ferahlaması lazım. Et ağır geliyor ya. Doğru. Böyle piştiği zaman yoğurtlu soğuk meze istemiş. Soğuk yani. Bunun zaten mayonezi çok fazla olduğu için evet, ağzıma hep mayonez baskın geldi. Bunun yorumunu yapmadım demin Kadir Bey ben. Olması gereken halbuki bu. Halbuki bir kasenin içine bir yemek kaşığı. Hatta bir buçuk kasenin içine bir yemek kaşığı. Acaba mayonez ağırdı o zaman. Baskın. Mayonez baskın geldi yani olabilir. Tuzu da azdı. Pilavı beğendin mi Adife? Tam kıvamında olmuş mu? Güzel pilavı beğendim. Hı hı. Yeni baharda katsaydı daha güzel olurdu. Hatice Hanım'dan bu performansı bekliyor muydun? Açık ve net. Bekliyor muydun, beklemiyor muydun? Fırın ağzı olarak beklemiyordum. Yani fırına götüreceği halde de yine bu kadar lezzetli olacağını düşünmüyor muydun? Yok düşünmüyordum. Niye? Yani Hatice o kadar iddiasız mı geldi gözüne? Dünkü yorumlarında yemek bilgisini mi aktaramadım? El ayağı birbirine dolaşır diye düşünmüştüm ama fırın ağzının tadı güzel, lezzetli. Peki, afiyet olsun. Evet Melek Hanımcığım, siz nasıl buldunuz? Eti ben güzel buldum Kadir Bey. Lezzetli, gayet güzel olmuş. Pirinç pilavda bir tık daha pişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir tık daha altı kaynayabilirdim. Fazlası lapa olur. Bence lapa olmaz çünkü bir tık daha dişe geliyor. Yoksa lezzeti gayet güzel. Yani dişe geliyor mu? Bilmiyorum ama. Sen bir baktın mı? Ben yedim. Biraz... Bundan fazlası lap olur. Zaten kırılmaya gelmiş pilav. Dolma yani. İçi gibi mi seviyorsun sen biraz daha yumuşak? Biraz daha aynen yumuşak olan. Bir tık yani hani lap olsun değil. Bir tık. Ama... Yok bir tık. Bir evet, tık biraz daha pişse. Bir dakikada olsa bir tık daha pişebilirdi. Bir tık daha evet. Mor lahana sırası. Dediğim gibi de kırıklar da var. Baldo pirinçte. Bir tık yani. Ondan maydanoz şey. Meze mayonezi fazla olmuş. Süzme yoğurtun tadını hiç alamıyorum. Tuzu sıfır. Salata da aynı şekilde hiç sos tadı gelmiyor. Onun haricinden beğenmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.